Arkadaşlar, ben gönderilerimi verdim. PTT Kargo'ya verdim. Sonra bayağı bir yürüdüm, indim. MNG Kargo'ya gittim. Oradan gönderebilir miyim diye. Ondan sonra orada karşı ödeme yokmuş. Ben bunu bilmiyordum. Öğrendim. Surat Kargo'da karşı ödeme yok. Aras'a git dediler. Aras'ı buldum. Yani o da çok ters bir yöndeymiş ama olsun, yapacak bir şey yok. Ondan sonra Aras'a teslim ettim. Oradan çok da burayı bilmiyorum. Ben Çayırova'da veriyorum kargolarımı. Buranın PTT'si kolay diye. Yukarıya yürüdüm. Şimdi otobüs bekliyorum. Yani buradan da, bu duraktan da inşallah geçiyordur otobüs. Geçiyor dediler ama. İşte şimdi buradan gelsin otobüs. İnşallah eve geçeceğim. Güzel bir dinlendikten sonra bilmiyorum, gün bizi bekliyor. İş güç dolu. Bir de bugün Şevval ayındayız biliyorsunuz. 2 gündür Şevval orucu da tutuyorum. Dün tatilde, hadi bugün de, ama hava güneşliymiş, güzelmiş yani, iyi geldi, iyi ki dışarıya çıktım diyorum. Böyle evlerde ne kadar olsa arkadaşlar bunalmışız. Çocuklarımız ne yapıyor ya? İnanın çocuklara üzülüyorum. Arkadaşlar, video atamayacaktım. O kadar hasta oldum ki video atabilecek durumda değildim. Fakat inanın bir sorumluluk hissettim. Dedim ki, yani bu insanlar Instagram'dan yazmaya başlıyorlar, video atmadınız, neden atmadınız diye. Hiç arkadaşlar, o hiç beklemiyordum. Kargoyu verdim. Kargoyu verdikten sonra durakta dikiliyorum. Bir sıkıntı yok. Birden zemin ayağımın altından kaymaya başladı. Yani videoyu kapattıktan bir 10 dakika sonra, otobüs hemen gelmemişti. Zemin ayağımın altından kaymış. Yani o kadar kötüyüm ki. Sonra her yer kapkaranlık oldu. O kadar kötü bir duygu, kendimi zorla otobüse geldi, otobüs evimize gelen otobüs gelmedi. Gebze'ye gelen otobüs geldi. Hemen ona acilen bindim arkadaşlar. Sonra geldim Gebze'ye ve Gebze'ye gelene kadar her şeyi unutmuştum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Her şeyi, sadece tek hafızamdaki La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diyordum otobüste. Eşimi arayacağım. Telefonun numaralarını göremiyorum. Telefonu açamıyorum arkadaşlar. O kadar kötü. Ondan sonra geldim. Otobüs, işte bizim burada alışveriş merkezi var. Oranın önünde bir bayan şeye bastı, düğmeye. Sonra baktım bayan düğmeye bastı. Şey dedim. Tamam dedim, bu bayan dedim burada inecek, ben de ineyim. Gözümü açtım. Gözümü açtığım anda o simsiyah olan her yer, floresan ampul gibi her yer bembeyaz oldu. Önümü göremiyorum. Karşıya geçeceğim, karşıya geçemiyorum. Ondan sonra bir delikanlı çocuk önümde gidiyor, karşıya geçecek. Siyah pantolon giymiş. Bir karaltı onu görüyorum yani. Ondan sonra dedim ki en iyisi ben bu delikanlının peşinden gideyim. Ve karşıya geçtim. Karşıda hemen taksi durağı. Taksiye gittim. İşte ben dedim böyle böyle mahallemi söyledim, adresi söyledim, buraya gideceğim diye. Allah'tan taksi varmış arkadaşlar. Eve geldim ve geliş o geliş, odur budur yatıyorum. Ondan sonra işte kardeşlerim falan aradı. Hatta bu, ben rahatsızlandığımda kardeşimle konuşuyordum. Biz anneler gününde robot süpürge almıştık anneme. Nasıl kullanabiliyor mu falan diye onu konuşuyorduk. Ondan sonra abla dedi, nasıl oldun dedi, telefonu acil kapattın. Sonra ben de dedim ki böyle böyle oldu. Benim o kardeşim de Trabzon'da ama tansiyon hastalığı var. Ondan sonra dedi ki abla dedi, senin bu anlattıkların dedi, tansiyonun senin düşmüş. Birden şak etti şey fikir, dedim ki aa evet, ben bütün hamileliklerimde tansiyonum düşerdi benim. Bulunduğum yerde
baygınlık geçirirdim. Arkadaşlar, yemin ederim bilincimi kapatmamak için sadece La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyordum. Başka hiçbir şey aklımda yoktu. Hiçbir şey, ne çocuklarım, ne eşim, hiç kimse. İşte başımı ön koltuğa koydum. O şekilde geldik. Ve yani bu esnada da müthiş bir baş ağrısı saplandı ve mide bulantısı. Ve kendimi böyle şey yapmak için arkadaşlar, ayık tutmak için kolonyalı dezenfektanım vardı. Onu sıkıyorum. Tabii limon kokusu geldikçe ferahlıyorum azıcık. Öyle geldim. O kadar kötüydüm. O kadar kötüydüm. Anlatamam. Yani anlatamam. Ve Şevval ayı orucuna ara vereceğim. Şu anlık bir süre tutmayacağım. Ondan sonra vücudumun susuz kalıp acaba şekerim mi düştü dedik. Bir de niye doktora gitmedim? Arkadaşlar, ben de doktora gidememe gibi bir hastalık var. Yani böyle öldüğüm gün götürürler o kadar. Çünkü ben çok fazla çocuk tedavisi gördüm. 5 yıl çocuğum olmadı. O zamanlarda yani benim kuzenlerim, yeğenlerim hepsi doktor ama yok ya, böyle doktorları gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. O yüzden de gitmedim. Şimdi iftarımı açacağım. İftarımı, orucu da bozmadım. İftarımı açtıktan sonra biraz böyle limonata falan içerim. Biraz ayran içerim. Bilmiyorum ne içeceğimi de. Ondan sonra limon gerçi tansiyonu şey yapar, düşürür. Ayran çıkartır, tuzlu ayran. Bilmiyorum, bir şeyler yapacağım iftardan sonra. İnşallah düzelirim. Bugün hiç yataktan kalkmadım ki size bir video açayım arkadaşlar. Hiç ne çoluktan haberim var, ne çocuktan haberim var. Ondan sonra hepsi içerideler. Ne olur ne olmaz diye de ben kapıyı örttüm. Yatak odasındayım. İşte bugün video atmayayım dedim. Ama yine kısa olsa bir bilgilendirme videosu atayım. İnsanları Instagram'dan bir daha yazmak zorunda bırakmayayım dedim. Böyle arkadaşlar. Bu arada ölsek de arkadaşlar, ölsek de sukulentlerimizin hallerinden şöyle bakın, bu tombik olan ne renk olmuş. Güneş pişirmiş. Perliye bir şey olmamış ama onu güneş pişirmiş. Büyük ihtimalle tutmayacak. Hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. İnsan mı düşmüş olmuş arkadaşlar? Bazen insan sukulentlerine üzülüyor da dünyada hiçbir şey üzülmeye değmez. Hiçbir şey. Bakın, az kalsın. Yani dikildiğim yerde birden başıma bir ağrı girip birden zeminin kaymasıyla az kalsın ölüyordum ya. Sadece şehadet getirebiliyorum ve başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Adımı bile hatırlamıyorum ya. İçimden diyorum ki benim adım diyorum neydi? O kadar oldum. Sonra diyorum ki telefonumdan falan her şeyi bulurlar diyorum kendi kendime bayılırsam. Ama dezenfektan sıkıyorum bir taraftan, kolonyalı dezenfektan. Onun limon kokusu beni ferahlatıyor. Böyle şeyler oldu arkadaşlar. İnşallah görüşürüz. Yarın iyileşirim inşallah. Hoşça kalın.